İşte analiz programı olarak Sadaka Gölgesi İnsani Yardım Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Sait Bey var. Sait Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1983 doğumlu Ağrılıyım. Eskişehir İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Bu müessesenin genel olarak koordinasyonunu yürütüyorum. İhracat üzerine ticaretle uğraşıyorum. Bir firmamız var. Yurt dışına genelde sebze ve meyve ihracatıyla uğraşıyoruz. Derneğinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Sadaka Gölgesi aslında 2 yıllık bir geçmişi var. Fakat onun öncesinde 14 tane sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa bir araya gelerek kurmuş olduğu bir platform Sadaka Gölgesi. Her ne kadar genç, taze olsa da geçmişte 20 yıllık bir tecrübesiyle ortaya çıkmış bir ürün. Bu 14 kuruluşun destek vererek kurmuş olduğu bir insani yardım kuruluşudur Sadaka Gölgesi. Sadaka Gölgesi'nin ismini ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerife binaen almıştır. Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilirken kişi hesapta beklerken vermiş olduğu sadakasının gölgesinde gölgelenir buyuruyor Peygamberimiz. Biz de bu ilahi müjdeyi insanlara hatırlatma adına böyle bir ismi yaşatarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu düsturunu hayata geçirmeyi bu vesileyle uygun gördük ve böyle bir isim kurduk. Yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Dernek olarak şu an halihazırda 8 ülkede yardım çalışmalarını koordine etmekteyiz. Başta Türkiye olmak üzere Arakan, Lübnan, Yemen, Suriye, Afganistan, Filistin ve Afrika'da da 3 ülkede çalışmaları koordine etmekteyiz. Özellikle Türkiye'de son zamanlarda gerek aynı gerek nakdi yardımlarla imkan dairesinde elimizden geldiğince bu tür çalışmaları koordine etmeye çalışıyoruz. Ve Suriye'de çok ciddi çalışmaları koordine etmekteyiz. Orada özellikle Türkiye'de gelmiş olan yaralıları, hastaları Türkiye'nin 4 noktasında hasta evlerimiz var. İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da ve Hatay'da. Oradan gelen hastaları burada tedavi ettirerek ülkelerine geri göndermeye çalışıyoruz. Suriye'nin içinde fizik tedavi merkezimiz var. Aşağı yukarı aylık buraya düzenli olarak 200 tane yakın hasta geliyor. Onların tedavileriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında nakdi olarak hasta ailelere yardım etmeye çalışıyoruz. Suriye'de kısaca bahsetmemiz gerekirse kışlık yardımları yapmaya çalışıyoruz. Bu kışlık yardımlarda kömür yardımı, battaniye yardımı, barınmayla alakalı çadır yardımı, piriket ev yardımı gibi elimizden geldiğince kışın onların sıcak bir yuvası olmaya çalışıyoruz. Onun dışında biz dernek olarak yetim faaliyetlerinde de bulunmaktayız. Gerek Türkiye'de, gerek Suriye'de, gerek Afganistan'da, gerekse Arakan'da toplamda 4 ülkede yetim çalışmalarımız var ve 500 tane yakın yetim sponsorluğumuz var. Özellikle Türkiye ve Suriye'de çalışmalarımız daha yoğun. Diğer ülkelerde biraz daha az. Suriye'de 3 tane yetimhanemiz var. Bu 3 tane yetimhanemizde bu yetimlerin hem barınmalarını, hem eğitimlerini, hem de gıda ve giyimleriyle alakalı çalışmalar yapılmakta. Bağışta bulunmak isteyen izleyenlerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Bunun bir iki yolu var. Özellikle banka hesaplarımıza EFT yoluyla, havale yoluyla bağışta bulunabilirler. Veyahut da sitemize girerek online bağış butonunu tıklayarak orada gerekli olan bağışı yapabilirler. Veyahut da bizim WhatsApp hattımıza arayarak bağışla ilgili teknik destek alabilirler. Kendilerine zaten bu konularda arkadaşlar yardımcı olacaktır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.